Heyecanla egzantara motoruyla 5 saat yavaş yavaş yürüdü ve sahneye geldim şimdi burada. İşte her şey bu videoyla başlamıştı. Kendimi bildim bileli yeni bir şeyler üretme aşkı bende sürekli vardı. Yeni bir şeyler üretmek, hayal etmek, incelemek... Bunlar benim hayatımda asla vazgeçmeyeceğim şeylerdir. Çocukluğumdan bu yana çalışan veya çalışmayan birçok şey ürettim. Ama en çok da küçüklüğümde bindiğim bisikletime yaptığım modifikasyonlara çok zaman ayırdım. Bu benim için bir tutkuydu. Baktığınızda benim araç üretme sevdam ta eski yıllara, ilkokul yıllarına dayanıyor. O zamanlarda çok fazla bilgim yoktu. Tek yaptığım şey elime geçen ilk parayla hemen kırtasiyeye gidip lamba, duy, pil alıp bunları bisikletime takmaktı. Bu durumdan o kadar çok zevk alırdım ki bu aldığım zevki sizlere anlatamam. Akşam karanlık olduğunda bisikletime taktığım lambaları yakıp mahalledeki çocuklara hava atmak, en ışıltılı bisiklete sahip olduğumu göstermek benim için bir görevdi artık. Daha sonrasında lise yıllarıma geçtiğimde ise bisiklete olan tutkunun yerini arabalar aldı. Arabaların motorundan ve egzozundan çıkan sesi, dış görünüşü her şeyle beni tam anlamıyla büyülüyordu. Ve işte günlerden bir gün kendi aracımı yapmaya karar verdim. Bu benim için çok büyük bir olaydı ama imkansız değildi. Çünkü bilirdim ki ben Ali Demircioğlu'yum. Aklıma koyduğum her şeyi yaparım. O güne kadar arabalar hakkında çok fazla bir bilgim yoktu. Arabalar hakkında sahip olduğum tek şey dört tekerden oluşmuş kapalı bir kutu olduğuydu. Çok araştırdım, çok sordum, çok bilgi aldım. Sıfırdan bir araba nasıl üretilir? İlk olarak hayal etmekle başladım işe. Daha sonrasında elime bir tebeşir aldım, yere oturdum ve kafamda canlandırdığım şeyi yere çizdim. Ali, bu araç bu şekilde olmalı dedim kendime. Önceden biriktirdiğim paramla malzeme aldım. Eğri büğrü de olsa prototip yaptım. Çok amatörce bir şeydi, lakin bir şeyler elde etmiştim. Bu benim için çok büyük bir başarı sayılırdı. Kullandığım motor güçsüz olduğu için araç yürümedi. Aracın çalışmaması benimle dalga geçen insanların işine gelmişti. Boşuna uğraşıyorsun, dersini çalış, bunlarla uğraşma derlerdi. Hiçbirisini dinlemedim. Uğraştım, çabaladım, uykusuz kaldım. Çok başarısızlığa uğradım. Yaptığım kaynaklar yeterince sağlam olmuyor. Ölçüler yanlış, sistemler yanlış çalışıyor vesaire vesaire. Hepsinin üstesinden bir şekilde gelmek zorundaydım. Çünkü ben kendime çok güvenen bir insanım. Yanlış gördüğüm her şeyi edindiğim tecrübeler ve araştırmalarımla birlikte düzelttim. 10 Ocak 2018. İlk marşa o gün bastım. Tam olarak durmasa da ilerleyen bir araç yapmıştım. O kadar keyifli ve mutlu olmuştum ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız. Araç çalıştı. Tamam, yeter demedim. Çünkü bununla yetinecek bir insan değilim ben. Hiç durmadım. Devam ettim. Yanlış olan sistemleri söktüm. Tekrar yaptım. Aks kırılırdı sürekli. Belki 10 defa kırılmıştır. Yılmadım ve bu sorunu hallettim. En sonunda saatte 60 kilometre hıza ulaşan bir araç elde etmiştim. Onlarca kilometre yolculuk yaptım. Hızı, ivmelenmesi, yola tutunması beni tatmin etmişti. En çok sevdiğim şey de 50 kilometre hızın üzerine çıktığınızda saçlarınızda ve kulağınızda hissettiğiniz rüzgarın dansıydı. Sonrasında baktım, gerçekten çalışan, ilerleyen bir araç yapmıştım. Ve bunun üstüne ikinci bir aracı yapmaya karar kıldım. İlk yaptığım aracı denek olarak kullanıp, eksik gördüğüm ve yenilediğim kısımları ikinci araca entegre ettim. Çok nizami, tek seferde sorunsuz çalışan ve daha güçlü, daha oturaklı bir araç üretmiştim. Bu durum beni çok gururlandırmıştı. Onca zahmete katlanıp yılmamıştım, bir de üstüne iki tane araç üretmiştim. Bu iki araçla dağa çıktık, yarış yaptık, drift yaptık, eğlendik, keyif aldık.
Ve bunlar yaptığımda henüz 16-17 yaşlarındaydım. Bu yaşta böyle bir işe kalkışıp bir de başarılı olmak en değerli şeydi benim için. Yaptığınız bir işi sevmek her şeyden çok daha önemlidir. Ben bu yaptığım işi çok sevdim ve durmadım. 2019 yılında yaptığım bu iki araçtan neredeyse iki katı konfora, iki katı özelliğe sahip üçüncü bir araç yaptım. Aynı anda her işi düşünmek, tasarlamak, çizmek, biçmek, oluşan sorunlara çözüm yolu üretmek tek bir kişi için oldukça zordu. Ama bu benim için imkansız değildi. Bunu da başarmıştım. Bağımsız süspansiyona sahip, direksiyon kutusu olan, daha hızlı, daha atik, daha güvenli bir araç yapmıştım. Performansı beklediğimin çok üstündeydi. Her şeyle mükemmel bir araçtı. Bu bahsi geçen 3 aracın kalbi içten yanmalı bir motor tarafından atıyordu. 4. aracımda ise bir yenilik yapmak istedim ve elektrikli bir araç yapmaya karar verdim. Çamaşır makinesi motoruyla çalışan 3 tekerlekli bir drift trike. İlk duyduğunuzda kulağa garip geliyor değil mi? Bir çamaşır makinesi motoru bir insanı ilerletebilir miydi? Eğer yeterli ekipmana ve bilgiye sahipseniz bu mümkün. 2 yıldan beri edindiğim tecrübeleri 4. aracımı yapmak için kullandım. Çok fazla araştırma yaptım. Yabancı kaynaklardan, kitaplardan, videolardan çok fazla bilgi edindim. Güzel bir sistem oluşturdum ve çalışan bir araç daha üretmiş oldum. Yeterli maddiyata sahip olmadığım için akü alamamıştım ama enerji verdiğimde teknik olarak çalışan bir araca sahiptim. Ve işte geldik ustalık eserime. Üniversitede 7 kişilik bir ekip ile sınırlı maddiyat ve yaklaşık 2 ay gibi bir sürede %100 elektrikle çalışan, saatte 60 km hıza ulaşabilen, tek depoda 120 km menzili olan bir araç. Evet, biz buna ekip olarak başardık. Günlerce uyumadığımız oldu. Yazın sıcağında terleyerek yaptığımız kaynaklar, gecelere uğraştığımız teknik çizimler, çalışmayan sistemler ve daha fazlası. Kişi sayısının ve zamanın az olması herkesi her işten anlamaya zorluyordu. Ekip olarak önceden sahip olduğumuz tecrübe bize bu zorlu yolda çok yardımcı olmuştu. Başarmıştık. Piste çıktığımızda yaptığımız gövde gösterisi, aracın performansı uyumadığımız günlere fazlasıyla değmişti. Bir araba üretmek. İlk duyduğunuzda kolay gibi gelen ama işin içine girdiğinizde insanı yıpratan bir süreç. Hayat şartları ne olursa olsun, hayalini kurduğunuz şeyden vazgeçmeyin. Çünkü şunu unutmayın ki hayaller olmadan her şey size uzaktır. Başarısız olmayacağını bilseydiniz, kuracağınız hayaller ne kadar büyük olurdu ki?